Türkiye müzelerini belgesel nitelikte kayda alırken aynı zamanda etnografyanın kültürleri ve kültür oluşumlarını araştıran bilim dalı olduğunu da vurgulamak istedik. Bu kültür varlıklarını gezin, kültürlerin niceliksel ve aynı zamanda niteliksel özellikleri, insanların kültürlerin oluşmasında oynadıkları rolleri öğrenin. Antalya'nın eskiye dönük geçmiş yaşamının bu müzede sergilendiğine tanık olun. Türkiye'nin doğal güzellikleri ile birlikte tarihsel zenginliğinin en yoğun olduğu yerlerden biri Antalya'dır. Akdeniz kıyıları boyunca sıralanan Ligya, Roma ve Bizans uygarlıklarının antik şehirleri ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine götürür. Ancak Antalya'nın tarihi yalnızca bu dönemlerle sınırlı değildir. Kesintisiz biçimde yerleşim gören bu kent, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini devam ettirmiş, geçmişinden gelen kültürel zenginliğini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Antalya'nın yakın tarihi ve halk kültürünü öğrenmek isteyenler, Etnografya Müzesi'nde şehrin sosyal yaşamı, kültür ve gelenekleriyle ne kadar zengin bir birikime sahip olduğuna tanık olacaklardır. Antalya İl Merkezi'nin turistik bölgesi kale içinde bulunan müze, Osmanlı döneminden kalan iki tarihi konağın düzenlenmesiyle meydana getirilmiştir. Yörük yaşamına da yer verilen Antalya Etnografya Müzesi, Antalya ili Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan ve 19. yüzyıla tarihlenen iki konaktan oluşuyor. Eğimli bir alanda farklı kodlarda yer alan alt ve üst konak olmak üzere iki ayrı konseptin oluşturduğu binalarda Osmanlı dönemi mimari özellikleri görülür. Kolanlar malzemesi iplik olan, bazen dokunmuş, bazen de elde örülmüş ip, bağ, kemer, kuşak, kulp olarak kullanılan dar dokuma ürünleridir. Göçebe ve tarımla uğraşan toplumlarda çok dokunmuş ve kullanılmışlardır. Kadın ve erkek giyiminde bel bağı olan kemer, bebek taşımak için çocuk kolanı, çadır kolanı, çuvalın her iki yanına dikilerek taşıma kolanı olarak kullanılmıştır. Kolan dokumada kullanılan araç gereçler mekik ve kılıçtır. Çuvallar, içlerinde bir şeyler saklamak veya taşımak için kullanılan dokumalardır. Un çuvalı, yük çuvalı, sırt çuvalı gibi isimler almaktadır. Desenli olanlarına alı çuval adı verilmektedir. Alı çuvalın önü çapraz alternatif sumak tekniği, arka kısmı kilim tekniği ile dokunmuştur. Kenarlarına taşımayı kolaylaştırmak için kolan dikilmiştir. Heybe, kıl, yün ve kendir lifinden dokunarak içine çeşitli malzemeler koyup bir yerden bir yere taşımaya yarayan iki gözlü ev eşyasıdır. Heybe omuzda taşınabildiği gibi at, eşek sırtına da konabilmektedir. Omuz heybeleri daha küçük olup delik kısmından boyun geçirilmektedir. İyilik, yöre halkının yün eğirmek için kullandıkları kirman, iyi gibi aletleri koydukları torba şeklinde dokumalardır. Bölgede üretilen çoraplar tamamen yün olup genellikle sonbaharda kırkılan yünden örülmektedir. Bu dönemde kesilen yünün tercih edilmesinin sebebi daha yumuşak olmasıdır. Çoğunlukla 5 şiş ile örülen çoraplar kısa ve uzun konçlu olarak yapılmaktadır. Kısa konçlu çorapları kadınlar tarafından giyilmektedir. Kilim dokumaları, döşeme, sedir, divan gibi yerlere serilen, genellikle renkli desenlerle süslü, yün ve pamuk ipinden dokunan örtü ve yaygılardır. XX. yüzyıla ait kapı tokmakları ve anahtarları, demir anahtar, döküm kapı tokmağı, demirden yapılan kazıklı halka, aslan başı,
Bu kağıt kapı kilidi, ahşap anahtar ziyaretçilere son 100 yıldaki değişimleri gösteriyor. Antalya geneli yerleşik hayata geçmiş, yörüklerin bulunduğu kilim, cicim, zili, keçe türü dokumalarıyla ünlüdür. Dokumalar renk ve desen olarak yörük dokumalarının tipik örnekleri olup, günümüzde geçim kaynakları tarıma yöneldiği için dokumacılık terk edilmiştir. Dokuma örnekleri yöre halkının muhafaza ettiği örneklerden oluşmaktadır. Mevcut örnekler çok eski olmayıp en eski olanlar 1900'lü yıllara aittir. 19. ve 20. yüzyıla ait kapı kanatları, Osmanlı ağaç işçiliğinin erken örnekleri, Selçuklu etkileri taşımaktadır. Eserlerde kullanılan malzeme, rutubete ve sıcağa ve soğuğa dayanıklı olan ceviz, elma, armut, abanoz, sedir ağaçlarına çok değişik teknikler uygulanmıştır. Özellikle ahşap üzerinde madeni süsleme tekniğinde menteşeler ve iri başlı çiviler kullanılarak zengin kompozisyonlar yaratılmıştır. Selçuklu dönemi ağaç eserleri genellikle mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlardan oluşan usta işi eserlerdir. Osmanlı dönemine gelindiğinde sadeleşen bu sanat dalı pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, tavan göbeği, mihrap, minber ve sanduka gibi mimari yapıtlarda uygulanmıştır. Birçok kale içi evinde bulunan testilik, peşkirlik, lambalık, fincanlık, kavukluk olarak adlandırılan dolaplar ve kapaklarında, tavan göbeklerinde, vazoda çiçekler, rozetler, barok kıvrım, dallan ile ahşap oyma figür kabartmaları görülmektedir. Konut veya oda kapıları genellikle süslü kurgulanmıştır. Süslemelerin kanat dışında olanları, pervazlarda veya üst pervazın devamında kapı üstünde kurgulanan panolarda görülebilmektedir. Ahşaptan yapılan bu panolarda da kuşakların arasında ahşap tablo tasarlanmıştır. Yörenin etnografik eserleri arasında döşeme altı halıları önemli bir yer tutar. Göçebe karakterli ve küçük boyutlu eserlerdir. Değişik kompozisyonları bulunan döşeme altı halıları arasında en eski ve geleneksel örnek halelli motifli olanlardır. Halı dokuma ipleri doğal yöntemlerle elde edilmiştir. Bu ipler elde edilirken yıkanan, tarakla düzeltilen ve yayla atılarak kabartılan koyun yünleri kirman ile ip haline getirilmiş, tengerekle büküldükten sonra çile halinde sarılmıştır. Günümüzde eski yöntemle doğal renklerin elde edilmesinin zor olması, halı dokuyucularını sentetik kimyasal fabrika bükümü iplere ve boyalara yöneltmiştir. Döşeme altı halıları, Türk düğümü olan hekim, gördes, kapalı düğüm, çift düğüm ile dokunmaktadır. Halıda kullanılan motife yanış, motifleri birbirinden ayıran kuşaklara da su denmektedir. Genellikle çözgü natürel beyaz, atkı kırmızı renklidir. Halılar zemini süsleyen yanış yani desen atlarına göre isimlendirilir. Halının çevresi ince dar şeritler ve geniş kuşaklarla olan su çevrilidir. Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri kültürel birikimler Anadolu'da yeniden şekillenmiş,
Bu kültür içerisinde yer alan halk müziği de bölgeden bölgeye, dilden dile şekillenerek yerel müzik türlerini meydana getirmiştir. Teke yöresi, müziksel ritim özellikleri açısından 9-8'lik ritimlerin Türkmen müziği yanı sıra 9-16'lık ritimlerin yörük müziği ezgisel zenginliğini içinde barındırmaktadır. Bölgede kullanılan karakteristik sazlar sipsi, parmak curası, kabak kemane, dilli ve dilsiz çoban kavalı, zurna ve bağlamadır. Yayla dağlık bölgelerde kartalın kanat kemiğinden yapılan çığırtma isimli dilsiz kaval mevcuttur. Kapalı mekanlarda ritim aracı olarak darbuka, tef diğer adıyla def, zilli maşa, kaşık gibi sazlar, açık havada da vazgeçilmez biçimde zurnaya eşlik eden davul kullanılmıştır. Ayrıca çift davul ve çift zurna orijinal bir armonik uyum yaratmaktadır. Osmanlı dönemi küçük bir Antalya mutfağı canlandırması ile klasik bir Antalya evinde kullanılan mutfak eşyaları bu şehrin yemek kültürü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu dönemde Antalya evlerinde çoğunlukla sahan, el tavası, çeşitli büyüklükte siniler, tencereler, hoşaf tası, kadayıf tepsisi, süt tavası, havan, bıçak, satır, kahve takımı, güğüm, bardak, mangal, stil, tepsi, kadayıf tepsisi, hamur leğeni, pekmez leğeni, tava, çorba tası, şerbet takımı, bakır maşrapa, kevgir, kazanlar, leğen, ibrik, sacağı gibi çeşitli eşyalar kullanılmıştır. Bu odada görülen eşyaların büyük çoğunluğu üzeri kalaylanmış bakır malzemeden yapılmıştır. Tablolar yalın bırakılabildiği gibi geometrik motifler başta olmak üzere bitkisel motiflerle veya dini içerikli yazılarla süslenenleri mevcuttur. Kapıların bir kısmının sofaya bakan tarafında bir yaşmak tahtası da bulunabilmektedir. Üstlerinde yelpaze motifi sıklıkla kullanılan yaşmak tahtaları 3 ila 5 cm kalınlığında olup üst kısımda direkt kapı kasasına, yanlarda ise pervazlar üzerinden yine kasaya monte edilmişlerdir. Geleneksel konutlarda mekana ferahlık duygusu katan yüksek tavanları ile dikkat çekmektedirler. Genellikle kirişlemesi alttan kaplamalı tavan tipi karşımıza çıkar. Bununla birlikte kirişlemesi üstten kaplamalı tavanlarla karşılaşmak mümkündür. Odalarda özellikle misafirlerin ağırlandığı odaların tavanlarında, tavanın göbek adı verilen orta bölümünde süsleme amacıyla geometrik motiflerden oluşan ahşap bezemeler bulunmaktadır. Türk kahvesine özgü geleneksel hazırlık süreci temel olarak kavurma, soğutma, öğütme, pişirme ve ikram aşamalarından oluşmaktadır. Kahve tavası kavurma işlemi, ocak ya da mangal üstüne yerleştirilen uzun, katlanabilir saplan olan bu tavalarda yapılmıştır. Kavurma sırasında uygulanan ısı ile yeşil kahve çekirdekleri orijinal açık yeşil renklerinden kahverengiye dönüşmektedirler. Bu işlem öncesinde hiçbir aroma ve kokuya sahip olmayan kahve çekirdekleri kavrulma sırasında içlerinde gizli olan 900'den fazla aromayı açığa çıkarmaktadır. Fincan zarfları hem fincanı korumak hem de kahve içen kişinin elinin yanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Gerek ilke içindeki İzmik ve Kütahya atölyelerinde gerekse Avrupa'nın ünlü porselen merkezlerinde imal edilmişlerdir. Yapıldıkları malzeme türlerine göre 3 grupta toplanır. Dibek havan öğütülmeye,
diğer bir deyişle çekilmeye hazır kahve çekirdekleri, dibek veya havanlarda dövülmüş ya da değirmenlerde çekilmiştir. Dibek, ağaç, mermer veya taş malzemeden elle yontma tekniği ile, havan ise bronz döküm olarak üretilmiştir. Geleneksel Türk evinde özellikle konukların ağırlandığı büyük ve özenle döşenmiş odadır. Eski Antalya evi odaları, özel donanımları ve sadelikleri sayesinde yatma, oturma, konuk ağırlama, yemek yeme işlevine hizmet edebilen çok fonksiyonlu kullanım alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Odalarda halı kilim gibi bir alt örtü yer almaktadır. Oturulan alanlar olan sedirler, pencere dizisi önünde ve pencere boyunca uzatılarak biçimlendirilmiştir. Duvarlar içine yapılan gömme dolaplar, odanın işlevsel değişkenliğini sağlayan, minder, yatak, yorgan, yastık, giyim, kuşam gibi eşyaların yerleştirildiği fonksiyonel alanlar oluşmuştur. Bu vitrinlerde 20. yüzyılda kullanılan bilezik, gümüş bilezik, telkare, takke, kumaş ve gümüş, yazma, bez, başlık, boncuk, maden, gerdanlık, bafon gümüş, zülüf baskısı, kolye, yüzük, taş yüzük, kuşak, ipek, fes keçe, boncuk, metal tepelik, bafon tepelik, mercan altın kaplama, çuha, bez başlık teşhir ediliyor. Ayrıca baş örtüsü, ipek, madeni kolye, bafon, saç örgüsü, saç göğüslük, bafon göğüslük, madeni eşya sergileniyor. Bu vitrinde 20. yüzyılda kullanılan göğüslük, madeni olan metal bilezik, gümüş, kemer tokası, metal para çantası, tel küpe, bafon, fakfon, çanta, gümüş zincirli kemer, gümüş ve sedef sergileniyor.
Bu vitrinde 20. yüzyılda kullanılan çevrede pamuklu, ketenli giyim eşyaları, bindallı, kadife, kemer, madeni olan telkare, gümüş, deriden çizme ve kösele, tepelik, bafon, tülbent, oya yani başörtüsü, ipekten fez, kadife başlık, bez boncuk, redingot, yün kumaş, mest ve kundura olan deri eşyalar sergileniyor. Bu vitrinde 20. yüzyılda kullanılan yaşmak, kumaş, gömlek yakası, keten, ceket, kadife, bindallı, kadife, hamail, bafon, noktalı kemer, bafon çanta, gümüş kemer tokası sergileniyor. Bu vitrinde 19. ve 20. yüzyılda kullanılan şapka olan tepelik, bez, oyalı yemeni, tülbent, yazma, tülbent takım elbise olan üç etek, ipek uçkur, keten, ipek mendil, deri çarık, sandal, kemer tokası, içlik olan külot sergileniyor. Bu vitrinde 20. yüzyılda kullanılan makrama, keten, beyaz ipekten oyalı mendil, ipek elbise, lila renk oyalı mendil, yeşil ve pembe renk ipek mendil, deri çift terlik sergileniyor. Bu vitrinde 20. yüzyılda kullanılan oyalı yazma, bez, iç gömlek, ipek şalvar ve üstü, kumaş, kolye, bafon, uçkur, keten uçkur, bez, peşkir sergileniyor. Geleneksel kale içi evlerinde oturma odası olarak adlandırılan bu mekan, yemek odası olarak da kullanılmıştır. Yemek zamanı sofra bezi, sine altı kullanılarak hazırlanan yer sofrası etrafında yere oturularak yemek yenilmiş. Yemek sonrası ise ihtiyaca yönelik olarak oturma ya da yatma alanı olarak da kullanılmıştır. Yörede her oda bir ailenin günlük yaşamını geçirmesini sağlayacak şekilde düşünülmüş ve donatılmıştır. Zira bu evler büyük ailelerin yaşamasına mahsus konut örnekleridir. Antalya eski yaşamını anlatan mobilyalar, yatak odasında eski bir sandık, büyük yatak odasında iki konsol, karyola, gömme dolap, gardırop, şifonyer ve üzerinde bir ayna bulunmaktadır. Antalya kale içinde yaşayanlar genellikle semt hamamlarına gitmişler. Evlerde ise içerisinde kurnanın yer aldığı küçük bir oda kullanılmıştır. Banyo ve hamamlarda içerisine yıkanılacak suyun koyulduğu bir nevi deliksiz mermer lavabo
kurna sıkça kullanılmış, Osmanlı Devleti'nde sabun, sabunhane denilen ve şahıslara ait olan imalathanelerde geleneksel yöntemlerle üretilmiştir. Trablus sabunu, çiçek sabunu, misk sabunu, beyaz ve siyah paşa sabunu, alaca sabun, kara sabun, girit sabunu, Arap sabunu, leke sabunu, fes sabunu üretilen sabun türlerinden birkaçıdır. Ciltteki ölü deri tabakasını temizlemek, gözeneklerin bir süreliğine açılmasını sağlamak için cilt üzerinde tek yöne doğru sürtülerek, ileri geri hareket ettirilerek kullanılan cep biçiminde bez keseler keçe kılından, bürümcekten, kenevirden yapılmışlardır. Etnografya Müzesi Bahçe Teşhiri'nde 13. yüzyıla ait Selçuklu Burç Kitabesi ile Fetih Kitabeleri özgün eserlerdir. Diğer bahçe eserlerini Osmanlı dönemi kitabeleri, mezar taşları, top ve gülleler oluşturmaktadır. Burç Kitabesi 13. yüzyıl 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılmıştır. 1926 yılında yıkıldıktan sonra Tophane mevkii olarak adlandırılan yerden müzeye getirilen ve şehri karadan çeviren sur çizgisinin batı ucunda yer alan burca ait kitabedir. Kitabede şehrin 13. yüzyıl başında 1207'de Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1205-1211 arası fethedildiği anlatılmaktadır. Fetihten sonra söz konusu sur çizgisi üzerinde onarım yapılırken bu kitabenin sura yerleştirildiği düşünülmektedir. Burgulu sütunları, çok varaklı kemeri ve alınlığıyla çeşme şeklinde yapılmıştır. Yazılar kalın sülüsle 5 satır olarak yazılmıştır. Yazıların bulunduğu kısımda mermer, etrafında ise taş malzeme kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Antalya'yı ilk defa fethi Kutalmışoğlu Süleyman Şah döneminde 1085 yılında gerçekleşmiş fakat kalıcı bir fetih olmamıştır. 25 Mart 1207 tarihinde Gıyasettin Keyhüsrev tarafından ikinci defa fethedilen Antalya, yerli halkın 1212 yılında ayaklanmasıyla tekrar kaybedilmiş ancak 22 Ocak 1216 yılında 1. İzzettin Keykavus tarafından yapılan fetih kalıcı olmuştur. Fetihname kitabelerinde yerli halkın 1212 yılında ayaklanmasıyla Selçuklu egemenliğinden çıkan Antalya'nın 1. İzzettin Keykavus tarafından tekrar ele geçirilmesi üzerine yazılmış olan fetih kitabeleridir. Osmanlı medeniyetinde mezarlık alanları şehrin hayatın dışına taşınmamış göz önündeki yerlere yapılmıştır. Önemli kişilerin türbelerinin etrafı, cami hazireleri, bazen mahallenin en mevkii yeri mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Osmanlı dönemi savaş topları geniş boru şeklinde olup ağır gülleleri uzak mesafeye ateşlemek için dizayn edilmiş, tahrip gücü yüksek bir silahtır. Osmanlılar topu ilk kez 1. Kosova Savaşı'nda 1389'da kullanılmıştır. Önceleri ağızdan dolma, taş veya demir gülleler atan toplar, ateşli silah teknolojisinin gelişimiyle 19. yüzyılın ortalarından itibaren
kanalı tabir edilen kuyruktan dolma bir teknolojiye sahip olmuşlardır. Osmanlılarda topların döküldüğü yerlere tophane adı verilmiştir. Osmanlı'da ilk cam atölyesi, cam tekniğini Venedik'te öğrenerek İstanbul'a dönen Mevlevi dervişi Mehmet Dede tarafından 3. Selim 1789-1807 döneminde Beykoz'da kurulmuştur. Osmanlı cam ürünleri Beykoz işi olarak anılmaktadır. Avrupa'da cam sanatını öğrenmiş Türk ustalarla Avrupalı ustalar bir arada çalışarak Beykoz'da kurulan cam fabrikalarında Osmanlı üslubunu ortaya çıkaran cam eserler üretmişlerdir. Beykoz işi camlar, saydam, renkli ve çeşmi bülbül adı verilen 3 grup altında daha çok gülabdan, ibrik, kase, vazo, daldırma ve tabak formunda üretilmiştir. Süslemede yaldız, mine ve çiçek motifleri kullanılmıştır. 16 ila 20. yüzyıl İznik, Kütahya ve Çanakkale üretimi Osmanlı seramikleri sergileniyor. Selçuklu döneminde kışlık saray olarak kullanıldığı önerilen Aspendos Tiyatrosu'ndan gelen Selçuklu çini kaplama parçaları ve Osmanlı dönemi çinileri sergileniyor. Bu katın duvarlarını hilye ve icazet gibi hat sanatının örnekleri süslemektedir. Gülabdan, gül suyu serpmek için kullanılan ağzı emzikli, ince, uzun boyunlu, şişkin gövdeli kaplardır. Odaya güzel koku vermek için kullanılmışlardır. Ayrıca kahve servisi sırasında gülabdanlardan kahve fincanlarına damlatılan gül suyu ile kahve telvesinin dibe çökmesi, kahvenin değişik bir aroma alması sağlanmıştır. Laleden Osmanlı tarihinde lale devrine adını veren ve yüzlerce çeşidi olan lalenin korunması için yapılan uzun boyunlu vazolardır. Dinler odasında teke sancağı mütesellimi Hacı Osmanzade Hacı Muhammed Ağa'nın vakfına ait Tekeli Oğlu Kur'an-ı Kerim'i özgün yerel bir eser olarak sergileniyor. Bu odada Osmanlı dönemi kale içi tebaası içinde farklı dine mensup insanların kutsal kitapları olan Tevrat ve İncil'de bulunmaktadır. Osmanlı dönemi silahlarından ok, yay, zıhgır, kılıç, kapsüllü ve çakmaklı tabanca ve tüfekler, barutluk ve yardanlıklardan oluşan teşhir yer almaktadır. Bu salonda vurucu silahlar türünden hedef üzerinde ezici, parçalayıcı tesir bırakan silahlardır. Gürz, şeşper, kamçı, döğen, koçbaşı ve vurucu silahlardandır. Delici silahlar grubunda ise hedefin hayati noktalarını delip parçalayarak yok etmeyi sağlayan silahlardır. Ok, mızrak, kargı, cirit, harbe, çatal, tırpan, zıpkın ve alem delici silah türleridir. Kesici silahlar, tutamak yeri olan bir kabza ve asıl silah görevini üstlenen namlu bölümünden meydana gelen silahlardır. Kılıç, meç, yatağan, pala, kama, hançer, teber bu grubu oluşturmaktadır.
yazı araçları yer alıyor. Madalya ve nişanlar, mühürler, hamaylı, vevk, köstebekli saatlerden oluşan teşhir yer almaktadır. Bir kuruluşun veya bir kişinin adının ya da ünvanının tersine kazındığı imza yerine kullanılan küçük bir alettir. Osmanlı mühürleri resmi, şahıs, vakıf ve tılsım mühürleri olarak kullanım amacına göre gruplanan mühürler, Arap harfleriyle sülüs, talik, nesih, reyhani, divani gibi farklı hatlardaki yazılarla ters olarak kazınarak süslenmiştir. Madeni mühürler çelik kalemle, taşa mühürler ise elmas uçlu kalemle zemin oyularak kazınmıştır. Vevk sözlük anlamı uyumdur. Dini terminolojide ise tesirli dua demektir. Kazıma tekniği kullanarak çeşitli madenler üzerine yapılan tılsımlı mühürler, vevk ile nazar, hastalık ve kötülüklerden korunulduğuna inanılmış, maddi ve manevi sıkıntılara çare aranmıştır. Hamaylı, müska hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak üzere ayet ve duaların yazılı olduğu kağıtları muhafaza eden takılardır. Silindirik gövdeli, sigara tabakası şeklinde ya da üçgen muska formunda yapılmışlardır. Boyuna takılıp taşınan muska, omuzdan çapraz olarak bele inen hamayl denmiştir. Hat sanatı, Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanatın ilk yazı örnekleri adını Kufi harfinden alan köşeli karakterli Kufi yazısıdır. 9. yüzyıldan sonra aklımı sitte adı verilen yazı türleri olan muhakkak reyhani, sülüs, nesih, tevki ve rıka türü gelişim göstermiştir. Hat sanatıyla uğraşan kişiye güzel yazı yazan sanatçı anlamına gelen hattat adı verilmiştir. Hat sanatçısının ortalama 3-5 yıl kadar süren bu eğitiminin sonunda usta hattatlar önünde yazı yazarak sınava tabi tutulması durumunda aldığı diplomaya icazetname denmiştir. Türk hat sanatı 1928'de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilince yaygın bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca belli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel bir sanat durumuna gelmiştir.